Selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bal kabağı, sevmeyenleri bile sevdirecek cinsten. Çünkü ben aslında çok fazla sevmem. Ona rağmen bu tatlıya bayılıyorum. Çünkü çok lezzetli, çok da pratik bir tarif oluyor. Hiç uzatmadan hemen yapım aşamalarına ve tarife geçiyorum. Bu arada malzeme listesini videomun altına da ekliyorum. Böyle 750 gram kadar kabağım vardı. Minik minik doğradım daha hızlı pişsinler diye. İçine bir tane çubuk tarçın, 3 tane karanfil ekliyorum. Bunu eklemeniz şart değil bu arada ama çok güzel bir aroma veriyor. Şöyle şekerimi de ekliyorum 1 su bardağı. Birazcık da su koyayım ben. Kapağını da kapatacağım, ocağı alacağım. Bu böyle pişsin şimdi ocakta. Kabaklarım suyunu çekip yumuşadıklarında ocaktan alacağım. Ben az kalsın yakıyordum, hatta altını açtım. O yüzden su koydum birazcık hızlıca pişsin diye. Yakmamaya dikkat edelim yani. Alıyorum başka bir kabağı ve hemen eziyorum. Soğumaya bırakıyorum. O soğurken de ben diğer tarafta muhallebimi hazırlamaya geçebilirim. Şimdi 1 litre sütümü aldım muhallebi için. Şöyle şeker ekliyorum, şöyle göstereyim. 2 Türk kahvesi fincanı bu ama siz ölçülü isterseniz diye şöyle göstereyim dedim. Bir su bardağından 2 parmak eksik. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Normalde yumurta da koyuyorum. Bir yumurtanın sarısı, bazen bütünü nasıl eserse bu sefer koymayacağım. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişireceğim. Piştikten sonra da bir paket toz krem şanti, bir paket vanilya. Böyle karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Kıvam alana kadar. Altı da çok açık değil. Çok hızlı pişirmiyorum. Siz de öyle yapmayın. Un kokusu gelmesin. Şöyle tatlım artık kıvam aldı. Altını kapatacağım ve bir paket vanilya ekleyeceğim. Şimdi çok az soğusun bu böyle. Ondan sonra da bir paket krem şanti ekleyip çırpacağım. Ve hazır. Çok fazla soğumasına gerek yok. Biraz ılıdıktan sonra bir paket toz krem şanti ekliyorum içine. Şöyle bir karıştırıyorum çırparken etrafa sıçramasın diye. Ondan sonra bir çırpacağım. Artık tatlımın kreması da hazır olmuş olacak. Çok lezzetli ve hafif oluyor. Bazen ben bunun içine yumurta sarısı koyuyorum bir tane. Koyabilirsiniz. Asla kokusu gelmiyor. Bu sefer koymayı tercih etmedim. Söylemiş olayım. İsteyen koysun, isteyen koymasın. Farklı tariflerde de kullanabilirsiniz bu kremayı. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi kuplara aktaracağım. Ondan sonra üzerine de kabak püremden koyup şöyle güzelce düzelteceğim. Üzerinde cevizle süsleyip doğru buzdolabına göndereceğim. Birkaç saat soğuduktan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Deneyin. Yani döne döne söylüyorum ama ben kabak tatlısı seven biri değilimdir. Bu tatlıya bayılıyorum. Kabakla bu hazırladığım krema çok yakışıyor çünkü. Şöyle üzerinde süsledikten sonra buzdolabına gönderiyorum. Çıkardıktan sonraki halini de şimdi hemen göstereceğim. Artık tatlım servis edilmeye hazır. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada beni Instagram'da da Happy Foods ya da Fulya Çelik olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şöyle içini de göstereceğim hemen. Buraya kadar izlediyseniz eğer tatlı bir emoji de bırakırsanız ya da yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.